Cuma Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, Onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen odur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevratla yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki: Ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de Biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler. Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.